bizim hikayemiz masal gibi başladı. Daha güzelsin ki. Artık hiç yağmurda ıslanmayacaksın. Çünkü ben senin için sığınak olacağım. Artık hiç üşümeyeceksin. Çünkü ben seni ısıtacağım. Artık hiç yalnızlık çekmeyeceksin. Çünkü ben senin kocan olacağım. Evlen benimle. Karım ol. Sen sorgulama. Bil ki bu senin iyiliğin içindir. Ve güven. Ne olursa olsun. Sadece güven. Koşulsuz sev. Hep daha fazla sev. Her gün her dakika daha fazla. Çünkü ben seni öyle seveceğim.
bütün masallar mutlu bitmezmiş. Anneciğim, biz gidiyoruz. Ablan üzme oldu mu? Sabahtan beri bu kadar mı yaptı? Bunda biraz zorlandı efendim. Biz gelene kadar bitirsin. Tabii efendim. Aylin'cim geç kalıyoruz. Yemeğini vaktinde yedirirsiniz değil mi? Tabii efendim. Çalışanlarınla yalvarır gibi konuşman beni sinir ediyor. İşini yapmazsa kovulur gider. Bu kadar basit. Haklısın. Özür dilerim. Hadi geç bakayım, geç. Cerrahını takdim etmek istiyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kendisi bizim hastanemizin kadrosundadır. Ve kimseye kaptırmayı da düşünmüyoruz. Sayın Operatör Doktor Yekta Harmanlı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Beyin, insan ruhunun kara kutusudur. Doğru şifreleri bulursak bütün sırlara erişiriz. Malumunuz ben de sırları çözmeyi severim. Sanırım bu sırları iyi çözebildiğim için bu ödülü bana layık gördüler. Ödülümü sevgili karıma alıyorum. Yeksa'cığım, Amerika'da ne kadar kalacaksın? 3 gün. Aylin'in doğumunda burada olmak istiyorum. Müsaadenle Yeksa'cığım. Ben müsaadenizi isteyeyim. Sosyalleşme yeter. Evet. Anladığına sevindim. Pardon. Ay, seni çok affedersin. Geldim üstüne. Ya, dur. Tamam Aylin. Her şeyi yaparım şimdi hemen. Hemen bir temizlerim. Üstüne geldi galiba birazcık. Aylin ne yapıyorsun? Tamam. Ne önemi var sevgilim? Olur böyle şeyler. Sen iyi misin? Hı? Ben iyiyim de.
Kusura bakmayın. Biz artık gidelim. Aylin bayağı yoruldu. Biraz da heyecan yaptı. Tabii tabii. Suratını düzelt. İyi günler. Kaç kişi vardı o davette? Tek sen beceremedin elindeki kadeyi tutmayı. Her şey mükemmeldi. Bütün gözler benim üzerimdeydi. Ama sen ikimizi de rezil etmeyi becerdin. İsteyerek yaptın değil mi? Bilerek. Daha kazaydı. Kazaydı. Kazaydı ha. Çok hızlı gidiyorsun. Korktun mu? Ekta ne olursun yavaşla yavaşla. Ekta biraz yavaşla lütfen. Ekta. Ekta biraz yavaşla ne olur. Ekta. Yavaşla. Ne oldu? Korktun mu? Az kalsın kaza yapacaktım. Sen her zaman yapıyorsun. Özür dilerim. Deniyorum ama olmuyor. Başaramıyorum. Sana layık olamıyorum. Beni gerçekten sevseydin başarırdın. Yüzüme bak. Ben daha masaya oturmadım. Bırak onu. Babası acıktı herhalde ondan. Şimdi git ve o salatayı çöpe dök. Ellerini sürdüğün şeyi yemek zorunda değiliz. Sofraya oturmadan zaten ellerini yıkamıştı. Oğlumla arama girme. Senin veremediğin terbiyeyi veriyorum ben ona. Gördün mü bak? İsteyince yapamayacağın bir şey yok. Aferin sana. Hayatta hiçbir şeye muhtaç değilsin. Çünkü sen benim oğlumsun. Benim gibi güçlüsün. Hadi yat bakalım şimdi. Kapatma.
Karanlığa da alışman lazım. İyi geceler. Doğum için günü aldım ben. Döndükten hemen sonra kendine ona göre hazırlan. İyi yolculuklar. Kocanı böyle mi uğurlayacaksın? Seni seviyorum. Çocuklarımıza iyi bak. Çıktı, eşiyim ben, buyurun. Neden? Bir şey mi oldu? Tamam, ben geliyorum hemen. Çok kötü bir şey yaptı. Sorun ne? Arkadaşını saklamış. Ne yapsak bulamıyoruz. Her şeyi denedik ama konuşturamıyoruz kendisini. Tamam. Kaan'cığım, bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Yapmaz öyle şey. Nerede arkadaşın? Anneciğim, hadi üzme beni. Söyle arkadaşın nerede? Bekliyorum. Daha çok beklersiniz. Kaan. Baban duyarsa ne olacağını biliyorsun değil mi oğlum? Kız bana terbiyesizlik yaptı. Ben de cezasını verdim. Yüzüme bak. Nerede arkadaşın söyle. Onu çöpe attım. Buraya saklamış olamaz. Defne uyan, iyi misin? Defne canım, bak bana. Çok şükür. Başım bitti mi öğretmenim? Yakalandık mı? Bir şey olsaydı arkadaşına, ha? O zaman ne olacaktı Kaan? Gel bakayım şöyle. Anneciğim, sen böyle bir çocuk değildin. Ben seni böyle yetiştirmedim. Elimden geleni yaptım. Ama sen yine ona benzedin. Babamı anlatacak mısın? Hadi sen odana git. Ellerimden kayıp gidiyor. Ne yapacağım?
dediğin terbiyeyi veriyorum ben ona. Kız bana terbiyesizlik yaptı. Ben de cezasını verdim. Nerede arkadaşın söyle. Onu çöpe attım. Hayır. İsim vermeyeceğim. Oğlum babasına benzemeyecek. Alo, Halinciğim. Hemen gidiyorum ben. Kaçıyorum buradan. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Çok kötü şeyler oldu. Kan gitgide ona benziyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. İyi de ne oldu şimdi böyle birdenbire? Kan'ı bile koruyamıyorum ondan. Ben bu adama bir çocuk daha veremem. Aylin, yani gitsen bile nereye gideceksin? Hemen bulur seni. Yok, bulamaz. Şu an Amerika'ya gidiyor. O dönüyor kalır, izimi kaybettirim ben. Ya Aylin, bir sakin ol. Bak dur, düşünelim. Böyle apar topar olmaz böyle işler. Olmaz. Düşünürsem bir daha cesaret edemem. Handan, ben gidiyorum. Alo. Çabuk acele et. Ne oldu? Ya Aylin gidiyor, Aylin. Aylin mi? Evet. İyi günler. Aylin Harman mı? Benim. Buyurun. Sağ ol. Seni seviyorum. Ve sensiz yaşamayı reddediyorum. Anne. Aylin. Aylin. Başladı. Tamam, sakin ol. Şimdi hemen doktoruna haber vermemiz lazım. Hayır, olmaz. Yekta bilmemeli. Ben kızım doğru gideceğim buradan. Ne olur bana yardım edin. Handan, yardım et bana. Eşyalarım içeride, kan al. Her şeyi al, gidelim. Tamam, tamam. Gel. Sakin. Aylin'cim, sezeryan yapmak zorundaydık. Yoksa senin de bebeğin de hayatı tehlikeye girecekti. Nasıl giderim ben? Ha? Nasıl kaçarım bu halde? Her şey alt üst oldu. Tekrar boşanmayı deneyebilirsin. Hekta buna izin vermez. O benden asla vazgeçmez. Biz geldik. Kaan nerede? Merak etme sen, arkadaşlar ilgileniyorlar. Aylin Yekta arıyor. Bu saatte varmış olamaz. Belki de hiç gitmemiştir. Hayır, açmayacağım. Aylin Hanım'ın telefonu. Siz kimsiniz? Ben Doktor Selçuk Ceyhun. Karım nerede? Karınız şu anda hastanemizde. Acil doğum alınması gerekti. Hangi hastane? Ne
O gelmeden gitmemiz lazım. Al. Ya dur, ne yapıyorsun? Bu halde hiçbir yere gidemezsin Aylin. Siz bu adamı tanımıyorsunuz. Ben bu adamı bir çocuk daha veremem. Kızımın hayatını mahvedemem. Aylin, Aylin ne yapıyorsun? Aylin, Aylin bana bak. Bak, senin için yapmayacağım şey yoktur. Söylemen yeterli. Ne istiyorsan, ne gerekiyorsa. Yapacağımı biliyorsun. Hayır, niye bana sormadan evet diyorsun anlamıyorum ki ben. Neyim ben, saksı mıyım? Sanki kedi enca alıyoruz ya. Çocuk bu çocuk. Ya Filiz ne yapıyorsun? Millet bize bakıyor. Sen benim kucağıma hazır çocuk vereceksin. Ben de avunacağım ha? Yok öyle ya Muzaffer Efendi. Erkek olaydın da ana yapaydın beni. Allah aşkına ne diyorsun Filiz? Ya ben istemiyor muyum sanki? Allah vermiyor. Ben ne yapayım? Ben bilmiyorum. Ben elin çocuğunu büyütemem. El mi? El dediğin kardeş mi olur biliyorsun değil mi Filiz? Yardıma ihtiyacı var. Ne yapalım? Hayır mı diyelim yani? Sırtımızı mı çevirelim? Beyimiz kendi evine baktı da benim millete yardım yapacak kallam. Benim sırtım kambur oldu be o dikiş makinesinin önünde eğilmekten. Eli ben geçindiriyorum ben. Çok affedersiniz hanımefendi. Aylin Harman'ın hangi katta acaba? Kuzum. Yenge, bak geçici bir süre için. Kendimi toparlayınca hemen çocuğumu geri alacağım. Bir de suç işleyeceğiz ha Aylin Hanım. Kocan kızını öldü bilecek, çocuğu biz büyüteceğiz. Sen şaşırdın galiba kendini. Resmen dolandırıcılık bu be. Bak Filiz, bir süreliğine deriz olur mu? Ya niye yapıyorum ki ben bunu? Merak etme. Kızım size hiç yük olmayacak. Ben bütün masraflarını karşılayacağım. Vallahi uzarsa korum kapının önüne bilesin. Tamam merak etme. Yalnız bunu bizden başka kimse bilmeyecek tamam mı? Selçuk anlamlı de siz. Millete ne diyeceksin? Evlatlık kaldık deriz. Ya tamam hadi geç kaldık. Yekta gelecek şimdi. Tamam. Hadi abi. Kapıyı açar mısın? Dikkat et. Her şey kontrolüm altındaydı. Neler oldu Aylin? Neden bu hastaneye geldiniz? Konuşsana Aylin. Doğum nasıl geçti? İyi misin peki? Kızımız nerede? İkinizi de çıkaracağım buradan. Benim hastaneye aldırtacağım. Yekta.
bebeğimizi kaybettik. Ne dedin sen? Öyle doğdu. Armanlı ben. Bana bebeği gösterin. Beni yalnız bırakır mısınız? Saçını kestirmezsen böyle olur işte. Ben sana diyorum kısacık kestirelim o saçını. Hem sen rahat et hem ben. Ama halam istemiyor, ben de istemiyorum. Başlatma halana, çok biliyor halan. Heh. Hadi sen bunları giyersin üstüne, tamam mı? Alo. Buyurun benim. İyiyim vallahi, sen ne yapıyorsun? Ha? Aman ne yapacağım? Kızı yıkadım. Seni de mi yıkayayım? Tamam Coş. Aa, aç gel ama. Pirzola yapacağım. Ay gene düştü bu. Tamam hadi kapatıyorum. Hadi. Baba. Kız Allah kahretmesin seni, başıma belas kakaya. Cici ağlıyor sivrisinek gibi. Otur. Ne oldu? Bak ne yapmış her yeri ya. Babacığım saman almaya çalıştım. İyi halt ettin. Hay Allah'ım ya Rabbim, ben bunları yeni yerleştirdim be. Takamıyorum da. Ay ağlama, sus. Koparırım o dilini. Kendim durduramıyorum. Ben şimdi durduracağım seni. Hangisini aradın? Bunu mu aradın sen? Ah. 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 Oğlum. Beter ol. Terbiyesiz. Bütün gün başımda be. Seninle mi uğraşacağım? Kırıveririm kafanı vallahi. Sizce hangisi gerçek? Bu. Yine yanıldınız Aylin Hanım. Hmm.
Geçen seferkinden daha çok para etti. Bir de bileklik getirmek istiyorum size. Sertifikası varsa sorun olmaz. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Şimdi misafir gelecek. Sen de çıkıyorsun, dışarıda oynuyorsun. Tamam mı güzelim? Aferin. Tamam mı? Tamam. Seni bıraktı dışarı. Daha dün buradaydı bu. İyi ya kız, pürzola getirmiştir yine. Gel, gel bak sana neler aldım. Cinciler aldım sana ben. Hadi çabuk, çabuk. Aylin. Nasılsın Pembe abla? İyiyim. Yine gelmişsin. Elin kolun dolu. Bugün neler aldın? Aldık işte bir şeyler. Hadi çabuk. Yaşlanmışım değil mi? Daha da güzelleşmişsin. Vay! Ya! Abicim, İstanbul'u inanılmaz özlemişim ya. Düzgün konuşalım adacığım lütfen. Karışma kıza. Konuşuruz abi. Babam hep böyle. Her şeyime karışıyor benim. Selçuk Bey, Reşit'im ben artık. 18 yaşındayım. Alışın lütfen. Hemen dönmeyeceksiniz değil mi Almanya'ya? Buradayız artık. Gerçekten mi? Abi ben zaten anlamadım ki niye gittiniz, niye geldiniz, ne yapıyorsunuz? Hala. Aldım. Tamam. Çok güzel oldu. Bu kalan takılarımı da bebeğime takacağım. Tamam, hadi tak bakalım. Yenge iyi misin? Keyfin yok gibi. Keyif mi bıraktın? İki gün diye geldi kız, 5 yıl geçti. Nasıl geçti bana sor. Durumları biliyorsun. Önce benim sağlık sorunlarım, sonra Kaan'ın problemleri. Duru da biraz el avuca gelsin diye bekledim. Merak etme, az kaldı. Ne az kaldı? Sana daha fazla artık yük olmayacağız. Çocuklarımı da alıp gideceğim buradan. İkisini de. Kaçacaksın yani? Gideceğim buralardan. Nasıl kaçacaksın kız? Onun için para lazım. Biriktirdim bir şeyler. Ha biriktirdin. Hani eline para vermiyorduk hocam? Bulduğunu bize getiriyordun. Ne oldu? Az biraz bir şey yaptım işte. Yani iyi bir hayata başlamak için para ihtiyacım var biliyorsun. Hala bizi çeksene. Gel bakalım. Evet. Şimdi. Tamam. Simit yavrum çıtır Simit. Al Simit çıtır al. Simit çıtır al yavrum. Adamın kalbini indireceksin. Ha Aylin? Aylin? Nasılsın? İyi. Selçuk. Ya sorma, bizim için de çok büyük sürpriz oldu. Hoş geldin.
İyi gördüm seni. E işte. O da gelmedi mi? Geldi, geldi. Arkadaşlarıyla programı varmış hanımefendi. Ya biz Selçukların dönüşünü kutlamak için ben de yemek yiyeceğiz. Vaktin varsa sen de gelsene. Yani... Onun kocası izin vermez tabii bizim gibilerle takılması. Gelirim tabii. Seve seve.